Merhaba arkadaşlar, bu dersimizde yine önemli bir bezden bahsedeceğiz. Pankreas. Bu karma bir bez arkadaşlar. Bundan önce işlediğimiz bezlerde böyle bir şey dememiştim, hatırlayın. Endokrin bezlerden bahsettik. Hipofiz, tiroid, paratiroid gibi. Bir de karma bezler vardı. İşte testis ve ovaryum, işte pankreas gibi yapılar karma bez. Ne demekti karma bez? Hem endokrin hem egzokrin özellik gösteriyorsa biz bunlara karma bez diyorduk. Hem hormon salgılıyor, kana veriyor, hem de sindirim enzimlerini bir kanalla ince bağırsağa doğru gönderebiliyor pankreas. İşte bu yüzden karma bez. Mide ile ince bağırsağın arasında yer alıyor. Büyük kısmı sindirim enzimlerini salgılayan asinar dediğimiz kısımdan oluşuyor. Geri kalan kısmını hormon üreten Langerhans adacıkları oluşturuyor. Şekil üzerinde biraz sonra anlatacağım. İnsülin ve glikagon olmak üzere iki tane hormonu var arkadaşlar. Bunlar birbirine zıt bir şekilde çalışarak, yani antagonist şekilde çalışarak kan şekerini ne yapıyorlar? Düzenliyorlar ve hemostaziyi böylece sağlamış oluyorlar. İnsülin hormonu arkadaşlar beta hücreleri tarafından, glikagon da alfa hücreleri tarafından salgılanıyor. Dediğim gibi birbirine zıt çalışıyor. Şimdi bir de şekil üzerinde inceleyelim. Bakın burada yaprak şeklinde midemizin altına doğru duran bir organımız pankreas. Şurası arkadaşlar onun sindirim enzimlerini ince bağırsağa doğru gönderdiği kanal. Biliyorsunuz egzokrin bezler kanallı bezlerdi ve salgılarını bir kanalla bir vücut boşluğuna ya da dışarıya gönderiyorlardı. İşte pankreas bu kanalla, ki ilerleyen konularda bu kanalın adını da öğreneceğiz. Bu kanalla 12 parmak bağırsağına, yani ince bağırsağın bu ilk kısmına göndermiş oluyor. Sindirim sisteminde bunun ayrıntısını göreceğiz. Şu anda bizi ilgilendiren kısım neresi? Şuradaki Langerhans adacıkları dediğimiz kısım. İşte bu Langerhans adacıklarında iki türlü hücre var arkadaşlar. Bir tanesi beta hücresi, diğeri alfa hücresi. Beta hücrelerinin şöyle yazarken B'yi I haline dönüştürelim. Beta hücrelerinin insülin salgıladığını buradan kodlamış olalım. Alfa hücreleri de arkadaşlar, burada da A harfini G'ye dönüştürelim. Alfa hücrelerinin glikagon salgıladığını buradan hatırlayalım. Demek ki iki tip hücresi var. Birisi alfa, birisi beta hücresi. Bunlar insülin, glikagon dediğimiz hormonları kana veriyorlar. Dikkat edin. İşte kana verdiği için bu endokrin özelliği. Sindirim enzimini bir boşluğa gönderdiği için bir kanalla, o da egzokrin özellik olarak karşımıza çıkıyor. Asinar dediğimiz, bakın, sindirim enzimlerini üreten kısımları da burada, egzokrin özellik gösteren kısmı işte bu. Önce insülinin özellikleriyle başlayalım. Kandaki glikoz miktarını ne yapıyor arkadaşlar? Düşürüyor insülin. Hemen kandaki glikoz olarak yazalım. İnsülin kan şekerini, glikoz miktarını düşürüyor. Glikozun beyin hücreleri hariç bütün vücut hücrelerine ne yapmasını, girmesini, geçişini uyarıyor. Beyin hücrelerinin glikoz alabilmesi için insülinin reseptöre bağlanması gibi bir şey gerekmiyor. Onlar alabiliyorlar direkt kandan. Fakat diğer vücut hücrelerine geçişini kim uyarıyor arkadaşlar? İnsülin dediğimiz hormon uyarıyor. Yani hücredeki o zardaki reseptöre insülin bağlanacak ki glikoz içeriye girebilsin. Karaciğerde ve kaslarda glikozun fazlasını ne olarak depoluyor arkadaşlar? Glikojen olarak depoluyor. Yani o kandaki yüksek glikoz karaciğerde glikojene çevrildiği için glikoz normal değere kadar ne olmuş oluyor? Düşürülmüş oluyor. Dikkat edin, normal değere kadar. Hasta olmayan sağlıklı bir insanda durum bu. Protein ve yağ sentezini uyarıyor arkadaşlar hücrelerde. Daha fazla protein sentezi, daha fazla yağ sentezi gerçekleşmiş oluyor. İnsülin hormonu eksikliğinde ne olur? Şimdi buna bakalım. Kanda glikoz miktarı artar. Neden? Çünkü glikoz miktarını azaltır demiştik. Yüksek olan glikozu normale kadar düşürür demiştik. İnsülin az olursa kandaki glikoz artacaktır. Kan şekeri yükselecektir. Bu durumdaki hastalığa işte şeker hastalığı diyoruz ya da diyabet hastalığı diyoruz. İnsülin hormonunun az salgılanması veya neden sebep olabilir arkadaşlar? Hiç olmaması durumunda da kandaki glikoz düzeyinin normalin üzerinde olması durumu. Demek ki şeker hastalığında insülin ya normalden az ya da hiç olmayabiliyor. İki tip hastalık var bununla ilgili. Tip 1 ve tip 2 diyabet şeklinde biraz sonra göreceğiz. İnsülin az olduğu için kandaki glikoz seviyesi çok olacak. Normal sağlıklı bir insanda arkadaşlar idrarda glikoza rastlanmaz. Çünkü böbreklerden glikozun tamamı kana emilir ve idrarla glikoz atılmaz. Fakat hasta insanda, yani diyabet hastası bir insanda hem kanda çok fazla şeker vardır hem de idrara doğru bu glikoz gönderilir. Dolayısıyla idrarda da glikoza rastlanır. En önemli şeker hastalığı belirtilerinden bir tanesidir. Bu hasta sürekli su içer, sürekli idrara çıkar. Çünkü bu glikozun seyreltilmesi de lazım. Çok fazla su kaybı olur vücuttan. Su kaybı olduğunda hasta sürekli susuz hisseder, sürekli su içmek ister. Böylece hasta doktora gittiğinde işte çok su içiyorum, çok idrara çıkıyorum şeklinde doktor ondan bir tahlil isteyecektir. İdrar ve kan tahlilinde glikoz olduğunu görecektir. İdrarda glikoz varsa ve kanda belli bir değerin üzerindeyse bunun şeker hastası olduğunu belirleyebilir doktor ve buna göre bir tedavi başlatabilir. Kanda arkadaşlar 80-100 mg arası glikozun olması normal kabul ediliyor ve bunun üzerindeki ya da bunun altındaki değerler hastalık belirtisi olabilir. Bu yüzden bu durumu ihmal etmemek gerekiyor. O zaman bu bilgiyi bir hafızaya atalım. Şeker hastası bir insanda kandaki glikoz miktarı normalin üzerinde. İdrarında da glikoza rastlanıyor. Sağlıklı bir insanın idrarında ise glikoz yoktur arkadaşlar. Aman dikkat. Sorularda sağlıklı bir insandan mı bahsediyor yoksa şeker hastası bir insandan mı bahsediyor? Buraya dikkat edin. Pankreasın diğer hormonu, alfa hücrelerinden salgılanan hormonu glikagon. Ve glikagon kan şekerini ne yapıyor arkadaşlar? Yükseltiyor. İnsülin düşürüyordu. Glikagon yükseltiyor. Birbirine zıt çalışıyor. Bu yüzden biz bunlara antagonist hormonlar diyoruz. Tıpkı kalsitonin ve paratormon da olduğu gibi onlar da birbirine zıt çalışıyorlardı. Biraz önce bahsettiğim gibi kanda 80-100 mg arası glikoz bulunması normal kabul ediliyor. Eğer kandaki glikoz normalin altına düşerse, mesela 50'lere 60'lara düşerse, o zaman işte alfa hücreleri glikagon hormonunu salgılayıp kan şekerini yine normal değerine kadar ne yapıyor? Yükseltiyor. Şuraya bir normal çizgisi çekelim. Glikozu normal değerine kadar yükseltiyor. Karaciğerde glikojen depoları vardı, hatırlayın. İşte bu glikojenin glikoza yıkımını sağlıyor glikagon ve glikozun karaciğerden nereye geçmesini sağlıyor arkadaşlar? Kana geçmesini sağlıyor. Böylece kan şekeri normal değerine kadar yükseltilmiş oluyor. Glikoz miktarını artırıyor yani. Ayrıca yağ dokularda yağ yıkımını sağlıyor. Dikkat edin, insülin için yağ sentezini artırır demiştik. Bunda ise ne dedik? Yağ yıkımını sağlar dedik. Bakın ikisi birbirine zıt. Şeker hastalığının erken belirtileri neler? Biraz önce insülin için bahsetmiştim. Çok sık idrara çıkma. Kanda aşırı glikozdan dolayı böbreklerden glikoz geri emilemez ve idrarla glikoz atılmaya başlanır. Şeker hastasının idrarında glikoza rastlanıyor yani. Bu durumda glikozun atılması için idrar miktarı ne olur arkadaşlar? Artar. Daha fazla su kaybı olur vücuttan. Hem glikoz içeriyor idrar, hem miktarı artıyor, hem vücut su kaybediyor. Sık idrara çıkıldığı için, vücut da su kaybettiği için bu kişi sürekli susama hissiyle karşı karşıya kalır. Ağzım kurudu, su içmek istiyorum der sıkça. Glikoz atımı sırasında kaybedilen sudan dolayı vücudun su ihtiyacı artıyor çünkü. Ve bu insan çok acıkabilir arkadaşlar. Kandaki glikoz oranı fazla da olsa. İnsülin eksik olduğundan glikoz hücrelere giremez. Biraz önce ne dedik? Beyin hücreleri hariç diğer vücut hücrelerine girişi için insülin gerekiyor dedik. İnsülin az olduğu için aslında kanda çok olmasına rağmen glikoz hücreye giremiyor. Hücreye giremediği için enerji gereksinimi artıyor. Vücuttaki protein ve yağ depoları kullanılmaya başlanıyor hücrelerde. Çünkü glikoz içeriye giremiyor. Tip 1 şeker hastalığı arkadaşlar genellikle genç yaşlarda ortaya çıkıyor. Kişinin kendi bağışıklık sisteminin insülin üreten hücrelerini, yani beta hücrelerini tahrip etmesinden ve insülin yetersizliğinden kaynaklanıyor. Bu tip 1 hastalığı arkadaşlar otoimmün bir hastalık. Bağışıklık sistemimiz kendi hücrelerimize saldırdığında otoimmün hastalıklar ortaya çıkıyordu. Daha önce ben size MS hastalığından ya da haşimatotiroidi dediğimiz hastalıktan bahsetmiştim. İşte tip 1 şeker hastalığı da yine otoimmün hastalıklardan bir tanesi. Yani tip 1 hastalığında insülin üretemiyor arkadaşlar bu kişi. Dolayısıyla dışarıdan insülin veriliyor bu insanlara. Hem beslenmelerinde glikoz içeren, şeker içeren besinlere dikkat etmesi gerekiyor. Bunları yememesi gerekiyor. Ayrıca kan şekeri yükselirse doktor kontrolünde insülin enjekte etmesi gerekiyor kendisine. Tip 2 şeker hastalığı da var arkadaşlar. Bunda yeterli miktarda salgılanamayan insülin hormonundan veya hedef hücrelerdeki reseptörlerin insüline karşı tepkilerinin eksikliğinden kaynaklanıyor. Demek ki tip 1'de insülin yok fakat tip 2'de insülin normalden az salgılanıyor. Bu da yine kan şekerinin yüksek olmasına sebep oluyor. İnsülin yeterince olsa bile hücrelerdeki reseptör yeterince yoksa yine şeker hastalığı sebebi midir? Evet, o da sebeptir. Diyet ve egzersiz ile tip 2 şeker hastaları kandaki şeker seviyelerini kontrol edebiliyorlar. Doktor gerekli görürse ilaç da veriyor bunlara. Fakat diyet yaparsa, yani glikoz içeren besinleri daha dikkatli tüketirse, doktor kontrolünde bunları alırsa, egzersiz yaparsa ilaç kullanmadan bile kontrol altında tutulabiliyor. Genellikle tip 2 şeker hastalığı böyle 40'lı yaşlardan sonra çok fazla kilo alımı, çok hareketsiz bir yaşam tarzından dolayı ortaya çıkabiliyor. Dolayısıyla yaşam tarzımız bizim ne kadar sağlıklı olduğumuzu da belirliyor. Şimdi şu şema üzerinde insülin ve glikogon hormonları birbirine zıt bir şekilde nasıl çalışıyor bir bakalım. Kan şekerinin normal seviyesi bu, bakın. Normalin üzerinde, yani yüksek bir kan şekeri olduğunda pankreasa uyarı gidiyor. Pankreas yüksek kan şekerini normale kadar düşürmek için insülin dediğimiz hormonu salgılıyor. Hangi hücrelerinden? Beta dediğimiz hücrelerinden. Bu insülin kandaki o fazla glikozu karaciğerin depo etmesi için uyarıyor. Glikoz, glikojene çevrilip karaciğerde depo ediliyor. Yine kandaki bu fazla glikoz hücrelere giriyor. İnsülin hücrelerin reseptörlerine bağlandığında glikozun hücrelere girmesi de sağlanmış oluyor. İşte böylece kandaki o yüksek olan şeker tekrar normal seviyeye kadar indirilmiş oluyor. Ne zaman olabilir mesela bu? Diyelim ki oruç tutmuştunuz ve iftarda dayanamadınız, çok fazla yemek yediniz, işte tatlı yediniz, ekmeği fazla kaçırdınız ve bunların içindeki glikoz sizin kan şekerinizi yükseltti ve yemekten hemen sonra işte pankreas insülin salgılayarak kan şekerinizi normal seviyeye kadar düşürdü. Diyelim ki normal kan şekerinin altına kadar şeker seviyesi düştü. Buna yine oruçtan örnek verelim. Oruç tuttunuz. İşte sabah saatleri, öğlen saatleri, akşam üstüne doğru geldiniz. Akşamüstü saatlerinde kan şekeri seviyeniz düştü. Çok acıktınız, bir şey yemediğiniz için. Bu sefer yine pankreasa uyarı gitti ve pankreas alfa hücrelerinden glikagon hormonunu salgıladı. Karaciğerde daha önceden depo edilmiş olan glikojenin glikoza çevrilmesi için karaciğeri uyardı. Bu glikoz kana verildi karaciğer tarafından glikagon etkisiyle. Dolayısıyla kan şekeri tekrar normal seviyeye kadar getirildi. İşte sağlıklı bir insanda kan şekerinin bu şekilde düzenlenmesi mümkün arkadaşlar. Birbirine zıt çalıştıkları için insülin ve glikagona antagonist hormonlar da diyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi bu konuyla ilgili yine sorularımızı çözelim. Sonra kaldığımız yerden devam edelim. Hepinize iyi çalışmalar.